Ne der Don Quixote bize? İmkansız düşü düşlemek, yenilmez düşmanla savaşmak, katlanılmaz acıya katlanmak, yiğitlerin gitmeye cüret edemedikleri yerlere koşmak, düzeltilmez yanlışı düzeltmek, saf ve iffetli olmayanı sevmek. Bu benim arayışım. Evet. İlginç. Hani zaten mesela Don Quixote nasıl yenilecek? Ayna şövalyeleri onu yenecekler. Yani Don Quixote'a ayna gösterildiğinde, Don Quixote'a gerçeklikle karşı karşıya kaldığında, hayalleri ortadan kalktığında ne olacak? Don Quixote ölecek. Hayatını kaybedecek. Öyle değil mi? Çünkü bir insan gerçekliğin esiri haline geldiğinde ve hayallerini kaybettiğinde artık yaşayabilmesi mümkün değildir. Ve siyaset dediğimiz şey bizim en ideal şekilde hayatımızı birlikte yaşamamızı sağlayacak şekilde nasıl tesis edeceğimizle ilgili bir meseledir. Öyle değil mi? Biz nasıl daha onurlu, daha özgürlükle, daha fazla refahla yaşayabiliriz? Özgürlüğümüzü, refahımızı nasıl arttırabiliriz? Bir yandan da insan onurunu koruyarak. Bunun için neye ihtiyacımız vardır? Gerçeğe değil, fakat hayale ihtiyacımız vardır. Bütün politik sistemler nedir? İnsanın hayalinin bir ürünüdür. İnsan refah ister, mutluluk ister, tokluk ister, onurunu, haysiyetini korumak ister. Bütün bunu, tokluğu ister, onurunu, haysiyetini kaybetmeden o tokluğu gidermek ister. Öyle değil mi? İnsan onurunu, haysiyetini kaybetmek istemediği için ağzını yemeğe değil, yemeği ağzına götürür. Öyle değil mi? Bunun için ne yapar? Bütün hayvanlar ne yapar? Ağzını yemeğe götürür. Ama insan yemeği ağzına götürmesini sağlayacak tasarımlar ortaya koyar. Hayal eder. Ben bu gıdayı nasıl haysiyetimi bozmadan ağzıma götürürüm. Bunun hayalini kurar ve ne yapar? Tasarlar, dizayn eder. Dizayn eder. Bu yüzden insanın gerçekle olan ilişkisi hayallerini gerçekleştirebilmek için malzeme elde etme çabasının bir neticesidir. Öyle değil mi? Yemeği ağzına götürmek için çatalı dizayn eder. Bunun için demiri, gümüşü, altını bilmeli, öğrenmeli ve işlemelidir. Öyle değil mi? Demiri çeliğe dönüştürmelidir ki o yemeği ağzına götürebilsin, zehirlenmesin, değil mi? Oksitlenebilir. Onun özelliklerini öğrenmek zorunda. Bana zarar, ona, bize zarar vermesine engellemek, onun gerçekliğini öğrenmek ve bu sayede haysiyet sahibi varlıklar haline gelmek zorundayızdır. Öyle değil mi? İnsan haysiyet sahibi bir varlık olmak istediği için aynı zamanda devleti ne yapmak ister? Sınırlandırmak ister. Öyle değil mi? Günümüzde devlet nedir? Kuvvetler ayrımı esasına dayanır. Modern devletten bahsediyor. Modern demokrasilerde kuvvetler ayrılığı başlıca ilkelerden biridir. Neden? Devlet gücünü kullananlar da hukuk tarafından yargılanabilmelidirler ki bizler özgür ve haysiyetli bir hayata ne yapabilelim? Erişebilelim. Bir toplumda, örneğin Orta Çağ Avrupa'sında olduğu gibi, aristokrasi, din adamları sınıfı, yargının güç sahasının dışında olduklarında,
bu yargıdan muaf olan, yargılanamayan bu insanlar diğer insanların haysiyetlerini, şereflerini kaybetmelerine neden olacak eylemler gerçekleştirebilirler. Anlatabilir miyim? Örneğin şöyle bir sahne anlatayım. İşte Fransız devriminden önce aristokratlar tabii Fransa'da at arabalarıyla seyahat ederlerdi. Ve bu at arabaları çoğu zaman işte birilerine çarpardı. Çocuklara çarpar. Çocuklar ölür vesaire. Aristokrat işte o at arabasından böyle dışarıya doğru altın paralar atardı. Hani o ölenin sahiplerine inmezdi bile. Çünkü günümüzde böyle bir şey mümkün mü? Değil. Çünkü modern siyaset bizim tüm bireylerin, tüm yurttaşların hukuk karşısında eşit hale gelmelerini sağlamıştır. Hiç kimse yargılamadan muaf değildir. Evet, biz burada yeni bir tiple karşı karşıya kalırız. İçine doğduğu hiyerarşileri, yaşamı kabul etmeyen, içine doğduğu dünyanın gerçekliğine ne esir olmayan, fakat hayal kuran, ahlaklı, erdemli bir yaşamın hayalini kuran, biz yeni bir tiple, bir kahramanla karşı karşıya kalırız. Ve bu tipoloji ki ilk modern romandır. İlk modern romandır Don Quixote. Bu mesela 19. yüzyılda bizim yeni tiplerle karşı karşıya kalmamızı sağlayacaktır. Bunlar kimlerdir? En ideal tiplerden bahsedeyim. İşte Stendhal'ın Julien'i, Kırmızı ve Siyah adlı romanda. Onda çok güzel sinema uyarlamaları var. Ya da işte Parma Manastırı'nın Fabrizio'su. Bunlar içinde bulundukları o gelenekçi dünyaya karşı baş kaldıran, kendi ideallerine ulaşmak için hayatı tırmalayan insanlardır. Fabrizio sevmenin nasıl bir şey olduğunun arayışı içerisindedir. Bu arayışla hayatını sürdürür. Ve kahramanca karşı çıkışlarda bulunur. Örneğin işte birini öldürdüğü için cezaevine düştüğünde o cezaevinin müdürünün albaydı galiba. Kızına karşı güzel, aşk dolu duygular besler ve cezaevinden kaçabileceği halde o kızı görme imkanını yitireceği için cezaevinden kaçmak istemez. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeye rağmen arzularını, tutkularını takip eden biz kahramanlarla ne karşı karşıya kalırız. Şimdi tabii insan çelişkilerle dolu bir varlıktır. Bir yandan mesela güvende olmak ister. Ama bir yandan da değişim ister. Yani bir yandan statiklik ister, istikrar ister ama bir yandan canı sıkılır. Farklılıklar ister. Öyle değil mi? Doymak ister fakat hani o doymak da ona yetmez. Öyle değil mi? Bu anlamda yani bir diğer kahramanımızla karşı karşıya kalırız. O da Melville'in ünlü şaheseri Moby Dick'in kahramanlarından biri olan Kaptan Ahab'dır. Kaptan Ahab kendi nefretini ve intikam arzusunu kovalar. Hatta bu nefret ve intikam arzusunun bir esiri haline gelmiştir. Bakın doğadaki canlılar mesela
intikam peşinde koşarlar mı? Hani koşmazlar değil mi? Mesela en güçlü varlıklar bile, yırtıcı varlıkları düşünün. İşte o büyük kedileri vesaire düşünün. Bunlar bile kendilerini riske etmeyecek eylemler peşindedirler. Örneğin bir leş bulursa o leşi yer. Çünkü avlanmak risklidir. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Hani bunlar nefret, kin, bu tip duygulara sahip değildirler. Ama insan bu tip duygularla yaşar. Çünkü insan belleği en kuvvetli olan canlıdır. Kendisinin zamandaki konumlarını bilir ve unutabilme becerisine sahip değildir. Bu becerisi çok zayıftır. Kaptan Ahab unutmak istemez. Örneğin ben size şunu sorayım. Mesela diyelim ki bütün hafızanızı yitirmeniz karşılığında sizin 500 yıl yaşayabileceğinizi söylesem kabul eder misiniz? Çünkü bizi var eden ve bizim biz olmamızı sağlayan, kendimize dair bilinçlilik elde etmemizi sağlayan şey belleğimizdir. Belleğimizi bizden aldığınız zaman, insandan aldığınız zaman, o insanda bu bedenden başka hiçbir şey kalmaz. Ve bu bedenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü insan her şeyden önce belleğinde var olur. Belleğinde ne vardır insanın? Tecrübeleri vardır, diğer insanlarla yaşadıkları vardır. Becerileri vardır, başarıları vardır, anıları vardır. Belleğimizde sayısız insan vardır. Sayısız insanla girmiş olduğumuz iletişim vardır. Öyle değil mi? Ve bizler de aynı zamanda diğer insanların belleğindeyizdir. Öyle değil mi? Diğer insanlarla biz temas ettikçe onların belleğinde de var oluruz. Varlığa geliriz. İnsan var olmak ister. Var olmak. Ve Kaptan Ahab var olabilmek için, varlığa gelebilmek için intikamını almak zorundadır. Bacağını kaybetmiştir. Buna sebep olan o balinadır. Ve artık Kaptan Ahab'ın varlığının tek amacı o balinayı öldürmektir. Şimdi burada tabii balina avcılığından bahsetmemiz lazım. Starbuck'tan da bahsedeceğiz. Mesela Starbuck rasyonel bir insandır. Gerçekçidir. Der ki yani biz bu balinayı kovalamak zorunda değiliz. Bir sürü balina var. Biz bunları avlayalım. Yani bu senin nefretin hepimizin mahvına sebep olacak. Tabi burada metinler arasılığa da vurgu yapmak lazım. Kaptan Ahab adını şeyden alır. Bir Yahudi kralın adı da Ahab'dır. Bu Yahudi kral Yahudileri Yahve'den başka tanrılara yönlendiren ve onların mahvolmasına sebep olan bir kraldır. Yani bu Merville'in bu romanında sürekli olarak hem eski ayete hem yeni ayete göndermelerde bulunur. Ne diyorduk? Evet. Pardon? Göndermelerde bulunmuyor. Başka metinlere ne yapar? Göndermelerde bulunur. Evet. Ahab nefretinin, intikamının peşindedir. Bu bize bir diğer kahramanı hatırlatır. Bu kahramanımız Shakespeare'in ünlü kahramanı Hamlet'tir. Hamlet ne der? Hamlet şeyi öğrenir. Annesi ve amcasının bir araya gelip kral olan babasını öldürdüklerini öğrenir. Ve o andan itibaren intikamının peşindedir.
intikamını almaya çaba gösterir. Ve yani şöyle söylenebilir, ya tamam baban öldü ama sen işte Danimarka'nın prensisin, prenssin, yani güzel bir hayatın var, annen kraliçe, yani bunu unut, güzel bir hayat yaşa, bu olanaklara sahipsin. Hani baban öldürüldü diye mesela yoksul düşmemişsin, aç değilsin, öyle değil mi? Ama Hamlet ne der? Olmak ya da olmamak. Yani artık Hamlet'in olabilmesi, varlığını, varlığa gelebilmesi, var olabilmesi bu intikamını ancak alması sayesinde gerçekleşebilir. Onun için ne der? This is the question. To be or not to be. Meselemiz bu. Olmak ya da olmamak. Olmayı tercih etmek ya da olmaktan vazgeçmek. Var olmak ya da varlıktan vazgeçmek. İnsan var olmaktan vazgeçemez. Ve insanın var olabilmesi dünyadan, doğadan bir şeyleri alıp işlemesi sayesinde mümkün olabilir. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Şimdi insan niçin balina avlar? Bu balina avcılığı 19. yüzyıla damgasını vuran bir ticari faaliyettir. Bakın, belki de insanın doğayla olan ilişkisini anlamak bağlamında balina avcılığı gerçekten işlenmeye değerdir. İnsanlar balinayı avlarlar. Niçin? Işık için avlarlar. Öyle değil mi? Petrol endüstrisiyle birlikte balina avcılığı artık tarih olacaktır. Gerçi hani şu anda da Japonlar avlıyorlar bildiğim kadarıyla. Hani onlar ama gıda için avlıyorlar. Şimdi 19. yüzyıl boyunca insanlar balina avladılar. Balinadan yağ elde etmek ve o yağla evlerini ve sokaklarını aydınlatmak için bakın faydalandılar. Şimdi edebiyatta bu tip varlıklar her zaman doğaya ve dişiliğe tekabül eder. Dişiliğe tekabül. Şimdi balina avcılığı nasıl gerçekleşir? Zıpkınlayarak gerçekleşir, değil mi? Yani bu zıpkınlamak, delmek, bunlar eril göndermelerdir. İnsan doğada olan canlıyı onu zıpkınlayarak alır ve onun neyini çıkartır? Özütünü çıkartır ve bu özütle birlikte ne yapar? Kendisini aydınlatır. Anlatabiliyor muyum? Doğayı emerek, doğayı sömürerek, yani burada ekstraktını çıkartarak, doğanın o özütünü çıkartarak ne yapar? Kendi yaşam olanaklarını arttırır. O doğadan aldığı o yağ sayesinde geceleri de birbirini görür. Anlatabiliyor muyum? Aydınlığa kavuşur. Öyle değil mi? Şimdi insan arkadaşlar, insanın eylemleri insanı değiştirir ve dönüştürür. Şöyle ki, örneğin doğada altınla bakır karışabilir, değil mi? Karışabilir, siz karıştırabilirsiniz. Sonra bunları ayırabilirsiniz. Ve siz bunları karıştırdıktan sonra ve ayırdıktan sonra bunların temel nitelikleri değişmez. Öyle değil mi? Evet. Altın gene altın olur. Altın olarak kalır. Bakır gene bakır olarak kalır. Yalnız insan böyle değildir. Bu yüzden insanı sadece bilim vasıtasıyla anlayabilmek, kavrayabilmek mümkün değildir. Diyelim bir ülke, barışçı bir ülke.
yurtta barış, dünyada barış diyor. Sonra bu ülke savaşa giriyor. Savaşa giriyor. Daha sonra savaşa son veriyor ve barışa geçiyor. Şimdi artık bu ülke, hani bu altın ve bakır olduğu gibi, o ilk baştaki halinde değildir. Anlatabiliyor muyum? Burada diyalektik bir süreç işler. O artık savaşmış ve savaştan barışa geçmiş bir ülkedir. Bir tecrübe yaşamıştır. Bir tecrübe yaşamıştır. Ve bu tecrübe onda köklü değişikliklere sebep olur. Çünkü bu tecrübe sayesinde insanın belleği değişir. Belleği değişir. İnsanların belleği değişir. Yani bu yüzden sosyal bilimlerin en önemli meselelerinden biri her zaman conscience kolektiftir. Kolektif bilinç. Kolektif olarak, çünkü bizim yaşadığımız bu tecrübeler bizim neyimizi değiştirir? Bilincimizi, belleğimizi değiştirir. Örneğin, işte bir deprem yaşadık değil mi? Artık bu toplumun belleğinde bu yaşanan tecrübe kazınmıştır. Ve bütün davranışlarını değiştirecektir. İsterseniz bu kentleri bir günde inşa edin. Ama bir günde bütün kentleri eski haline getirdiyseniz bile bu toplum artık bu tecrübeyi yaşamış bir toplumdur. Değişmiştir, dönüşmüştür. Şimdi Ahab'da bir tecrübe yaşamıştır. Bu bir balina yüzünden bacağını kaybetmiştir. Ve o andan itibaren nefretle, kinle, intikam arzusuyla doludur. Artık eski Ahab olma imkanı yoktur. Ve ne yapar? Bilinmeze atılımda bulunur. Bilinmez olan insan için muğlak olan, belirsiz olan nedir? Doğadır. Biz doğada ne olur? Doğada fırtınalar vardır, belirsizlik vardır. Denizin altında ne olduğunu bilemezsiniz. Öyle değil mi? Bir deniz vardır. Yani ufku görürsünüz ama altta neler olduğunu bilemezsiniz. Öyle değil mi? Tam olarak bilebilmeniz mümkün değildir. O belirsizliği ne yapmaya çalışır? Belirliliğe dönüştürmeye çalışır. Öyle değil mi? Onu da ne yaparsınız? O doğada bulduğunuz şeyi bir kaynağa dönüştürürsünüz. Ve bedeninizi, kentlerinizi o kaynakla ne yaparsınız? Beslersiniz. Doğadaki ağaçları kesersiniz. Sonra onu ne yaparsınız? Kereste yaparsınız, sınıflandırırsınız. Belli ölçülerde onu yontarsınız. Ve onu belli işler için, örneğin bunun için, kullanılabilir hale getirirsiniz. Onunla evler inşa edersiniz. Öyle değil mi? Onunla kaşık yaparsınız. Öyle değil mi? Ve onu sizin ihtiyaçlarınıza göre kullanışlı hale getirirsiniz. Halbuki o ilk formunda nedir? Kullanışlı değildir. Bugün yani hiç kimse boynuna işlenmemiş bir elması takmaz yani. Şey görünür. Yani estetik görünmez. Onu daha estetik hale getirmeye çalışır. Kaptan Ahab da ne yapar? Ne yapar? O doğadan o kaynağı ne yapacak? Alacak ve bunu intikamını alırken ne yapacak? Aynı zamanda kendisi de dönüşecek. Ne olacak? İntikamını almış Kaptan Ahab olacak. Değişmek için yolculuğa çıkar. O yolculuğa çıkmadan önce Kaptan Ahab nedir? Henüz intikamını alamamış tek bacaklı bir gemicidir. Balina'nın bacağını aldığı bir gemicidir. Yalnız bu yolculukla birlikte Kaptan Ahab neye ulaşmaya çalışır?
kendini değiştirecektir, dönüştürecektir. İntikamını almış bir, almasa bile bunun için cesaretle o canavara atılımda bulunmuş bir kaptan olacaktır. İktidar göstermek. Evet. Gücünü, gücü vasıtasıyla hayatta kendisini değiştirecektir insan. Bir şeyleri yaparak var olur. Öyle değil mi? Hamlet de böyledir. Hamlet de böyledir. Hamlet ne yapar? İntikamını kovalar. İntikamını almış bir prens olmak. Ve bunun için gerekirse ne yapmak? Ölümü göze almak. Ölümü. Hamlet bu intikamının peşinden koşarken nelerden feragat ediyor? Rahat bir hayattan, değil mi? Konfordan, yani bir olanakları var. Sonuçta kraliçenin oğlu. Bütün bunları riske atıyor. Niçin? İntikamını almış bir prens olabilmek için. Bunun için Kaptan Ahab'la Starbuck, ikinci kaptan arasındaki en büyük fark budur. Starbuck gerçeğin peşindedir. Hayattan alabildiğimizi alalım. Kanaatkar bir hayata sahip olalım. İhtiraslarımızın neyi olmayalım? Kurbanı olmayalım. Bakın bu artık mantığın sesidir. Ölçülü ol. Duygularına gem vur. Öyle değil mi? Kendini dizginle. Yular. Dizgin metafor. Kendine yular vur. Her zaman kendini de ne de deme. Aynı zamanda kendine çüş de. Öyle değil mi? Bu sayede fazla zarar görmezsin. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ancak bunlar bizim için, insan için bu tip bir gerçeklik her zaman kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü insan ne yapmak ister? Öncelikli olarak var olmak ister. Bu yüzden içinde bulunduğu düzeni ve o düzenin denklemlerini değiştirmek zorundadır. Bu yüzden Fransız devrimi olmuştur. Bu yüzden Amerikan devrimi olmuştur. İnsan kendi içinde bulunduğu düzlemin gereklilikleriyle hayatını sürdüremediği için, yeni bir hayat tasarlama arzusunda olduğu için ne yapar? Toplumu, ekonomiyi, kültürü değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik nelerde bulunur? Atılımlarda bulunur. Ve bu atılımlarını öncelikli olarak biz edebiyatta görürüz. Edebiyatta bu tip yeni kahramanlar ortaya çıktıkça insanlar hayatı değiştirmeye ve dönüştürmeye yönelik daha kapsamlı atılımlarda bulunmaya başlarlar. Yalnız insan bazen kendisinden korkar. Kendisinden korkuya kapılır. Bu korkunun, yani insanın kendisinin o ihtiraslarından korkmaya başladığını da biz edebiyatta ne yaparız görürüz. Edebiyattaki kahramanlarda görürüz. Bu nedir? Denizler Altında 20 Bin Fersah filminde, artık bu zaten bilim kurgu edebiyatının ve bilim kurgu sinemasının başlıca eserlerinden biridir. Yani bilim kurgu edebiyatının başlıca eserlerinden biridir. Daha sonra sayısız defa sinemaya uyarlanmış olması bir rastlantı değildir. Kirk Douglas'ın Ned'i oynadığı film, size gönderdim zannedersem. Kaç tarihli olduğunu hatırlayamadım. 1955 olması lazım. Belki de en iyi uyarlamalardan biridir. Şimdi kaptanımız, orada da bir kaptanımız var. Nemo. Bir ne yapıyor? Denizaltı icat ediyor. Ve bu denizaltıyla ne yapıyor? Ticari gemilerine, savaş gemilerine saldırıyor.
Burada bakın, insanın artık bilim kurgu edebiyatında ve sinemasında insanın kendi icatlarından, kendi eylemlerinin neticesi olarak ortaya çıkan teknolojiden korkmaya başladığını biz görürüz. Öyle değil mi? Nedir mesela Matrix'te? Nedir? Matrix insanın icadıdır. Öyle değil mi? Ya da işte Terminator nedir? İnsanın icadıdır. Yalnız insan bu icatlarından dolayı varlığını tehlikede hissetmeye başlar. Blade Runner'daki gibi. Evet. Hadi Blade Runner. Onun en kült bir film evet. Zaten. Şimdi bu teknoloji ihtiraslı olan bir insanın elinde ne tip felaketlere yol açabilir? Evet. Hayal kuruyoruz, teknoloji geliştiriyoruz. Yalnız bunlar aynı zamanda bize ne veriyor? Korku veriyor, tedirgin hale geliyoruz. Ve bakın arkadaşlar, 19. yüzyıl insanın kendine dair özgüveninin en yüksek seviyelere çıktığı bir yüzyıla tekabül eder. İnsan tarihin çok az dönemlerinde kendinden bu kadar emin olabilmiştir. Bu zira teknolojideki gelişmeler aralıksız bir biçimde ta yani günümüzde işte o Apple 1 bunlar çok büyük devrimlerdir. Öyle değil mi? İnternet teknolojisi, blockchain ama bundan önce ne var? Tren yolları değil mi? Tren, lokomotif, telgraf yani bunlar yani son 270-300 yıl da gerçekleşen çok büyük neler? Atılımlar, devrimler. Yalnız bunların arasında ve 19. yüzyıl insanın kendine dair özgüveninin ve öz bilinçliliğinin hızla arttığı bir yüzyıla tekabül eder. Yalnız 19. yüzyılla 20. yüzyıl bu açıdan birbirinden farklıdır. 20. yüzyılda insanoğlu yaptıklarından korkmaya başlar. Ve bu korkunun zirvesi işte Japonya'da patlayan iki atom bombasıdır. Ve bakın insan şunu fark eder. İnsan tarihinde ilk defa 20. yüzyılda ilk defa üzerinde bulunduğu gezegeni yok edebilecek bir güce eriştiğini idrak eder. 20. yüzyılın ortasına kadar hiçbir imparator, Roma imparatorları, Çin imparatorları, Osmanlı imparatorları, en büyük gücü elinde bulunduran insanlar hiçbir zaman üzerinde bulunduğumuz gezegeni yok edebilecek güce erişebileceklerini hayal bile edememişlerdir. Yalnız insan bunu başarmış olmaktan korkuya kapılır. Korkuya kapılır. Ve günümüzde mesela çevreci ideoloji, öyle değil mi? Yani insanın yeryüzündeki etkinliğini sınırlaması gerektiğine dair neler? Çeşitli ideolojiler, politik duruşlar, bunlar hepsi bu korkudan beslenir. Ve bu korkunun haklı bir korku olduğunu da kabul etmemiz gerekir. Öyle değil mi? Nedir insanlar, herkes ne diyor? Karbon ayak izimizi azaltalım diyoruz değil mi? Hı. Niye diyoruz? Niye diyoruz? Yani bu yüzyıla kadar insanların sizce hiç böyle bir dertleri oldu mu? Olmadı. Değil mi? Çünkü insan hiçbir zaman böyle bir güce sahip olmadı. Ve bu güç şüphesiz ki korku verici bir güçtür. Ve işte bu denizler altında 20 bin fersahta insanın teknoloji vasıtasıyla elde ettiği bu gücün insanın ihtiraslarından, tutkularından,
güç arzusundan dolayı insanın birebir varlığını tehdit edebilecek bir seviyeye ulaşmasının insana vermiş olduğu korku bize anlatılır aslında. Öyle değil mi? Evet, ve bu sebepten dolayı biz artık siyasette, politikada sürekli olarak gücü arttıralım ama aynı zamanda da nasıl sınırlandıralım? Yani bu sınırlarını belirleyelim. Yani insanın eylem alanlarını, etkinlik alanlarını daraltalım kaygısını yaşıyoruz. Çünkü şeyi biliyoruz. Kaptan Ahab'ın esiri olduğu arzuları, tutkuları aynı zaman insanın doğaya yönelik atılımlarını sağladığı gibi insanı yok edebilme potansiyeline de sahip. Zaten Kaptan Ahab ne olacak? İşte Moby Dick'i zıpkınlayacak ve Moby Dick'in sırtında onlarca zıpkın ve onların ipleri var. O Moby Dick'in bedenine o dolanacak, o iplerin arasına dolanacak ve Moby Dick'in bir parçası olacak. Ve onunla birlikte ne olacak? Boğulacak, hayatını kaybedecek. Öyle değil mi? Hayatını kaybedecek. Yalnız insanın gayesi her ne olursa olsun yaşamak değildir. Yani insan hayatını riske atar. Ne için riske atar? Sevdikleri için riske atar. Değil mi? Onurlu bir hayat için riske atar. Bu mesela şey vardır. Duelist filmi. Ridley Scott'un. İzleme olanağınız oldu mu? Duellocular. Duellocular. Evet. Gene mesela gene çekti. Last Duel. Last Duel. Son Duello filmi. Bunu da mutlaka izleyin. Biz bunları tabii ilerleyen derslerimizde ele alacağız. İnsan diğer canlılar her ne olursa olsun öncelikli olarak hayatlarını sürdürmeyi ya gayret ederler. Hayatını sürdürmek onların birinci gayesidir. Oysa insan hayatını riske atar. Tehlikeye atar hayatını. Bazen içinde bulunduğu topluluğu korumak için atar. Şehit olur. Öyle değil mi? Kahraman olmak ister. Öyle değil mi? Savaşlarda mermilerin karşısında durur. Öyle değil mi? Bunu niçin yapar? Benlik oluşturabilmek için. Nasıl bir varlık kurguluyorsa o varoluşa erişip saygı duyduğu, kendine güven duyduğu ve kendisi hakkında düşüncelerinden memnun olduğu bir öz bilinçlilik elde etmek ister. Bu yüzden hayat her şeyi ne yapabilir? Riske atabilir. Kaptan Ahab da ne yapar? Kendisini tehlikeye atar. Tehlikeye atar. Bakın, bir canavarla ne yapar? Karşı karşıya gelir.